En çok beğendiğiniz oyuncu bu arada yorumlara atın bu arada. Eğer oyuncu varsa, hiç izlemedim videoyu. Oyuncu varsa arkadaşlar, oyuncuları gösterirse böyle oyuncuların konsept dizaynı. En beğendiğiniz oyuncuyu yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'e gelecek Dünya Kupası 2018 Rusya etkinliğinin konsept dizayn videosu, yani hemen hemen yakın bir şekilde nasıl olacak, giriş ekranından itibaren hepsinin videosu hazırlanmış. It is Strobe tarafından biz de sizlerle beraber izleyeceğiz ve siz de benim yorumlanmamla beraber göreceksiniz. Bu tarz önceden etkinlik gelmeden videoları izlemek istiyorsanız kesinlikle videoya like atmayı ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hız kesmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Ancak şu anda ekranda müthiş bir yorum görüyorsunuz. Hatta biz başlayalım videomuzu izlemeye. Bir yorumu birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda gerçekten harika bir yorum görüyorsunuz. O yorum gibi sizin de yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız siz de o yorum gibi güzel bir yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Benimle ilgili herhangi düşündüğünüz bir şeyi yorum olarak yazabilirsiniz aşağıya. Hadi bakalım başlayalım. Gayet efsane, gayet muhteşem arkadaşlar bu arada. Evet, etkinliğin uzaktan görünümü bu şekilde. Ronaldo'nun hareketleri muhteşem. Griezmann, Antoine Griezmann. Müzik süper bir kere. Arka plandaki müzik harika. Giraldo topu kurtardı. Montaj güzel abi. Giriş ekranı çok güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda giriş ekranındayız. Ben birazcık kendimden ses kısacağım çünkü bayağı bir yüksek oluyor ve bağırıyor diyor da olabilirim size. Evet, World Cup Russia Running Dress. Arkadaşlar bu arada şu anda arka planda bir müzik var ama bu videonun müziği olduğu için siz şu anda duyun diye koyuyorum. Hem de bir bakın arkadaşlar, böyle müzikli güzel oluyor mu arka planda? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Ben müzikli mi yapayım arka planda bu şekilde normal videolar mı, yoksa müziksiz mi devam edelim? Bunu yorumlara yazın. Arka planda kısık bir şekilde müzik olsun mu olmasın mı? Kesinlikle bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizden yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana ekran bu şekilde. Team, takım, World Cup, Dünya Kupası etkinliği, gördüğünüz gibi Events'da, yani etkinlikler kısmında 99'luk oyuncu 10.000 FIFA Points mesela. Gerçekten müthiş abi, 10.000 FIFA Points değer ama zor abi, çok pahalı çünkü. Ama gayet muhteşem. Ve etkinliğin 32 günü kalmış gördüğünüz gibi bitmesine. Bu arada muhtemelen Team of the Season bittiği zaman gelir. Yani ne zaman geleceğini soruyorsunuz hep. Ben bilmiyorum arkadaşlar, ne zaman geleceğini maalesef bilmiyorum. Ama muhtemelen bittikten sonra gelir. Bu da aklınızda bulunsun yani. Aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir ana ekran menüsü var. Görüyorsunuz size. Hadi bakalım abi başka neler olacak. Gayet güzel abi. Gayet muhteşem bir montaj zaten. Siz de izliyorsunuz, görüyorsunuz. En çok beğendiğiniz oyuncu bu arada yorumlara atın bu arada. Eğer oyuncu varsa, hiç izlemedim videoyu. Oyuncu varsa arkadaşlar, oyuncuları gösterirse böyle oyuncuların konsept dizaynı. En beğendiğiniz oyuncuyu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve eğer beğendiğiniz oyuncu yoruma yazılmışsa hem siz yoruma yazın hem de yorumu beğenin. O yorum yazılan beğen yorumu. Ki o yorum en üste çıksın ki sizin beğendiğiniz oyuncu daha da üste çıkma şansı olur. Yani hem siz beğendiğiniz oyuncu hani daha da kurmuş olursunuz. Bakalım hangileri gelecek, nasıl şekilde gelecekler göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, etkinlik sistemi bu şekilde gösteriyor gördüğünüz gibi. Buradan buraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Sürükleye sürükleye tek tek. Ve en sonunda ödüller falan var gördüğünüz gibi. Burada da ödülü görüyorsunuz. Ödülden sonra hala etkinlik devam ediyor. Ve arkadaşlar 100 yan oyuncuya doğru bu şekilde gidiyoruz. Mantıklı olur ama bence böyle olmaz arkadaşlar. Çok ama çok havalı değil mi? Çok güzel bence. Her yerden böyle etrafını soruyoruz. Öyle alıyoruz. Ama genelde etkinlikler bu aralar bu şekilde gelmediği için emin olamıyoruz yani kesinlikle bu şekilde geleceğinden. Ama gelirse gerçekten harika olur. Evet arkadaşlar, 1000 FIFA Points'e gördüğünüz gibi 99 oyuncu şansı var. Aşağıda bu arada oyuncuları görüyorsunuz. Eğer sevdiğiniz, en sevdiğiniz oyuncu aşağıda varsa direkt olarak yazabilirsiniz. Yoksa da birazcık bekleyin. Zaten muhtemelen tek tek kartları da gösterir. Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen en son Dünya Kupası'nı veya Avrupa Kupası'nı Portekiz kazanmıştı. Ve Griezmann'ın kartını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, muhteşem. Gerçekten harika ötesi. Griezmann abi çok süper ya. Gerçekten helal olsun. AMG dizaynlamış. Abi müthiş, gerçekten müthiş ya. Helal olsun abi. Adamlar yapıyor. Cristiano Ronaldo mesela abi yüzü birazcık şey çıkmış böyle. Az dişleri falan yok. Değişik çıkmış gördüğünüz gibi ama Griezmann muhteşemdi. Böyle hatalar olabilir arkadaşlar. Zaten bunları öyle denk getirmek, araya sokmak falan gerçekten kolay işler değil. Yapıyorlar kaliteli bir şekilde. Saygı duymak lazım. Bu da çok fena değil. Messi mesela arkadaşlar, kaliteli fotoğrafını bulacaksın, onu PNG yapacaksın, sonra bu şekilde araya sokacaksın falan, gerçekten kolay iş değil ama yapıyor, güzel yapmış. Bu da iyi abi, gayet de kaliteli yapmış yani. Ronaldo hariç çok bir sıkıntı yok. Ronaldo'nun da dişleri nedense yoktu, onu anlamadım. Böyle duruyordu. Evet, Luka Modric gayet güzel, gayet muhteşem.
Ama arkadaşlar genelde böyle oyuncular şu an ben nereye bakarsam ters olacak. O yüzden oyuncular genelde şu an Modric'in baktığı kısmın tam tersine bakıyor. Ama aslında tam tersine değil, direkt Modric'in baktığı kısmı. Mesela De Bruyne çok güzel olmuş. De Bruyne'in arka tarafına bakanlar, hani formasının arka tarafına bakanlar güzel durmuyor abi. O yüzden tam olarak şu tarafa, yani ratingin yazdığı kısma daha çok dönük olursa, hani biraz da olsa oraya dönük olsa, daha mesela Dybala gibi çok güzel duruyor böyle. Ama Dybala mesela öbür tarafa dönük olsa daha da iyi olmuyor. O yüzden arkadaşlar bu arada ben de favori kartımı sonunda söyleyeceğim. Videonun sonunda favori kartım, en çok beğendiğimi söyleyeceğim. Mats Hummels gerçekten harika bir defans. Alman defansları Boateng, Hummels falan ve İtalyan defansları gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Ve Dünya Kupası'nda kesinlikle o yüzden izleyeceğim. İspanya, keşke Dünya Kupası'na böyle her Dünya Kupası'na Türkiye gelse, böyle çeyrek finale falan çıksak. Ama maalesef arkadaşlar olamıyor, bir şekilde olmuyor. İlerleyen zamanlarda umarım görürüz biz de, bizim de hani ölmeden onu görmek istiyorum. Türkiye'nin böyle çok yükseldiği bir turnuva vardı bu arada. Thiago Silva bu arada gayet güzel. Hani ben Türkiye'nin de böyle bir çok iyi derece aldığı bir Dünya Kupası izlemek istiyorum. Daha sonralarda, hani bu yaşından sonra da izleyebileceğim mi göreceğiz arkadaşlar. Ama illa izlerim gibi geliyor, bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi Thiago Silva ekranda gayet güzel arkadaşlar. AMG'nin dizaynları. Ve sırada Joshua Kimmich. Gerçekten çok güzel golleri oldu Bayern Münih Real Madrid maçında. Birer tane gol attı iki maçta da, helal olsun diyoruz ona da, bayağı iyi attı. Ama Real Madrid geçti turu ve De Gea, bir dakika, aynen Real Madrid geçti turu. De Gea muhteşem duruyor ve İspanya'nın kalesini bu şekilde koruyacak. Ve arkadaşlar kartları görüyorsunuz. Ben şimdi bunların arasından seçtim bir tane en beğendiğimi. Benim zaten sevdiğim bir oyuncu var. Bu arada Brezilya kadrosu kurulmuştu, orada da göremiyoruz. Evet, Brezilya vs Fransa şu anda. Çok hızlı geçti orası ama bakalım Brezilya mı kazanacak, Fransa mı, göreceğiz. Footfreak ile It's Strawberry maç yapıyor şu anda. ...45. dakikadan sonra da Footfreak'in hatanı izleyeceğiz. Hemen arkadaşlar buraları birazcık daha hızlı geçebiliriz. Şöyle tıklayalım, daha hızlı geçebiliriz. Evet, It's Strawberry 6-0 yaptı. Ama bak Brezilya, It's Strawberry Brezilya, rakip kim? Fransa. Brezilya-Fransa maçı, şu anda Brezilya 6-0 önde ama da Footfreak'in de hatanı izleyeceğiz. Kaka şimdi. Evet. Evet, bu yarı bitti o zaman, hemen diğer tarafa geçeceğiz. Brezilya yendi şu anda, 9-0 yendi. Ve şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Footfreak 11'e 9 yenmiş arkadaşlar. Footfreak 11 gol atmış It's Strawberry'e. Bakalım şimdi neler olacak. Çevirecek mi? Şu anda daha heyecanlı olacağı için bu zamandan itibaren izliyoruz. Bakalım arkadaşlar Brezilya mı kazanacak, Fransa mı, göreceğiz. İkisi de aynı. Petit bu arada Fransa'da oynuyor. Vitinho ve gol. 11-11. Bakalım Fransa mı, Brezilya mı arkadaşlar, dediğimiz gibi göreceğiz. Dani Alves kaleci Mandanda. Bu arada sonucu hiç bilmiyorum. Gerçekten ben de merak ettim. Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyordum ama karşılaşmışken arkadaşlar izleyelim. Matuno ve tamam, güzel. Kaka Leite. 12 oldu ama birazcık zor arkadaşlar. Footbreak bence yenecek gibi duruyor. William çok güzel bir şut abi. Gerçekten ben de böyle goller atıyorum. Herkes atıyordur. Böyle şutlar çekin abi, giriyor. Alışmanız lazım abi biraz. Hani birazcık çok açığına vurmanız lazım kalenin. It's Strawberry çok iyi oynuyor ama bir önceki maç 9 gol bence az attı. Bu maç bence 9 golden fazla gol atar ya. Değişik, bayağı denedi böyle, tak 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 gol oldu. 3 golü geçerse ya, 20'yi geçmesi lazım abi. En az 20 yapması lazım ama bak kaçırdığı goller gerçekten çok kötü oluyor. Çok sıkıntı oluyor, o yüzden birazcık sıkıntı. Dani Alves. Gol. 16-11. Gayet güzel. Bakalım neler olacak. Kakaleite. Abi oradan plase mi vurulur ya? Direkt vursan gol olacak. Şut tuşuna basa tutsa gol olurdu oradan. Oo, free kick'te Alves mi? Yok. Kaka kullanıyor. Kakaleite kötü bir şut. Çok kötü abi. Footfreak'te ben oynasam ben de yenerim. Gerçekten iyi oynamıyor gibi geldi bana. Bilmiyorum ama. Paulinho 17-11. Güzel. Kaçırdığı goller çok mantıksız abi. Atabileceği goller. 18 oldu. Gördüğünüz gibi şu anda 9 golü atmış oldu. Bakalım 20 olabilecek mi? Onu da göreceğiz. William kaleci. Dani Alves. Alexandro vuramadı. Tekrardan korner. 19 olma şansı var belki. Çünkü korneri yok. 18 bitti. İkisinde de 9'ar tane gol attı It's Strawberry. Şimdi Footfreak 7'den fazla gol atarsa maçı kazanacak. Bakalım ne olacak. Abi biz bu kadar takip ettik, onu göremeyeceğiz mi? Neyse arkadaşlar, o zaman burada videonun sonuna gelmişiz. Bayağı bağırarak konuşmuşum bu arada, neden bu kadar bağırarak konuştum bilmiyorum ama arkadaşlar yani gerçekten şu an moralim bozuldu. Neden mi? Çünkü göremedik sonucu.
Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olup şuradan da harika bir video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen gidin şuradaki videoya. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Adamsınız. Teşekkürler. Like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve bye bye.